Herkese selam, ben Yağız Deroluş. Bu videoda yine Instagram'da attığım bir hikayenin sonrasında gelen sorular üzerine bir çekim yapmak planına koydum. Daha önce kullandığım, daha önce size anlattığım bir ürün, sadece farklı bir modeli. O yüzden nedir ne değildir bunu çok fazla göstermeyeceğim. Sadece aldığım ürünü neden seçtiğimi size göstereceğim. Şöyle söyleyeyim, ben genellikle alışverişlerimi sezon sonları yapıyorum. Biraz daha piyasanın altına düştüğü için, yani işte kışlık spor malzemelerini yaza doğru alıyorum ya da yaz geçişinde alıyorum ki biraz daha düşük fiyatta alabileyim, temin edebileyim diye. Baton arayışındaydım çünkü eski batonumu babama kaptırdım. Babam artık kullanıyor. Baktım indirim var. Dedim orada indirim alayım, şey yapayım. Bir de gözüme başka ürünler de takıldı. İşte trekking botlarıyla ayakkabıları vardı. Yeni üretmişler Evotex'in. Fiyatları da cazip geldi aslında. Piyasanın biraz altında kalmış. O yüzden onlardan da bir temin ettim. Hatta şey burada. Aldığım ürünlerin kolisi burada, irsaliyesi de burada. Kayak gözlüğü oldukça sürpriz oldu benim için. Hani fiyatı uygun buldum, direkt aldım. Umarım bu videoyu izlediğinizde yine bu indirim geçerli olur. Ama çok da dert etmeyin. Zaten Bahriyeli'nin sitesinde %20 indirimim var. Oradan da indirim şekilde alabilirsiniz. Lafı uzatmadan hemen bir neler aldım onları size göstereyim. Şöyle bir baton aldım. Neden baton aldım? Dediğim gibi babaya kaptırdık benim mavi batonları. O videoyu zaten çok sık gönderme yapacağım buradan. Gidip oradan da izlemenizi tavsiye ederim. Baton neden önemlidir? Baton ne işe yarar? Bunu oradaki videoda detaylı şekilde söylemiştim. Kısaca bir ne işe yaradığını size söyleyeyim. Baton aslında sizin doğada yaptığınız işte trekking, hiking yürüyüşlerinizdeki eforunuzu koruyacak. Kendinizi biraz daha güvenli şekilde yürüyüşe adapte etmiş olacaksınız. İlla baton almak zorunda da değilsiniz. Bu arada bir çubuk yardımıyla da bunu kullanabilirsiniz. Ama biraz daha profesyonel bir iş yapmak istiyorsanız gördüğünüz şekilde malzemeyi kullanabilirsiniz. Mutlaka batonun ne işe yaradığını, nasıl alanlarda kullanabildiğinizi görmenizi isterim. O videoya gidin mutlaka. Hatta yani şöyle söyleyeyim. İlk yardımından tutun. Sizin barınak kurmanıza kadar bir sürü alanda yardımınıza koşabilecek bir malzeme denilebilir. Çok iddialı bir şekilde bunu söyleyebilirim. Videonun linkini bırakıyorum buraya. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben bu ürünü niye tercih ettim? Ona geleyim. Bir kere ürün hafif. Yani ben ağır şeyler taşımayı çok sevmiyorum. Genelde arabayla gidiyorum kamplara ama trekking ya da hiking yaptığımda arabayla tabii ki hiking ya da trekking yapmak diye bir şey yok. Adı üstünde yürüyüş yapıyorsun yani. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki hafif malzemeleri seçmeniz gerekiyor. Bu çadır için de geçerli, işte uyku tulumu için de geçerli ya da orada yanınızda taşıyabilecek herhangi bir suluğunuz, mataranız, bütün her şeyiniz hafif olmalı ki sizin ekstra bir güç kullanımına girmemeniz gerekiyor. Çünkü o yürüyüşe odaklanmanız gerekiyor. Bu yüzden hafif bir baton seçtim. 394 gram ağırlığında ikisi. Öyle düşünün. Yani bayağı bir hafif. Zaten karbon fiber yapısı var. Adı da zaten karbon. yukarıdan aşağı doğru gidelim. Ne vardır ne yoktur. Bunu bir hemen görelim. Çok güzel bir kabzesi var. Yani sizin çok rahat bir şekilde ergonomik olarak tutuş yapabileceğiniz, istediğiniz alandan, istediğiniz kısma göre rahat rahat tutabileceğiniz bir alan var. Benim ellerim büyüktür. Hani malzeme seçerken ellerime uygun malzeme seçmeye özen gösteriyorum. Daha önce kullandığım batonu da buna göre seçmiştim. Şu anki kullandığım baton da yani şu anki bu baton da gerçekten elime oturuyor. Rahat bir şekilde kavrayabiliyorum ve rahatsız etmiyor. Bir bilekliğimiz var. Yani bunu sarıyoruz ki yürürken bileğimizden herhangi bir şekilde çıkmasın ya da düşmesin. Batonda sürekli kalalım. Yani hani baton bir şekilde kayıp gittiğinde elimizden kopup gitmesin ve bizim dengemizi bozmasın gibi düşünün. Burada hemen gördüğünüz kar pabucu, çamur pabucu, işte normal alanlarda kullanabileceğiniz sivri pabuçlar. Bir de şu alt tarafındaki çıkıyor. Onu da göstereyim. Burada da yine aynı şekilde sivri uçlu bir yapısı var. Bunu dediğim gibi diğer videoda zaten ne işe yaradığını görmüştünüz. Ben sadece şu anda ürünün ön incelemesini yapıyorum. Ürün 65 santimden oluşuyor. Yani şöyle baktığınızda bu 65 santime geliyor. 3 parçalı bir ürün. Şöyle çıkartalım teleskopik yapıda. Şu biraz daha şuraları açalım. Evet. Dışarıda hemen şöyle gördüğünüz gibi kilitleme sistemi var. Bu dışarıdan kilitlemeler ve normalde dışarıdan kilitlemeleri ben çok sevmiyordum. Evolite'ın ilk şeyini kullanana kadar.
Hem dışarıda bir pimimiz var, hem de aynı şekilde çevirebileceğimiz bir kısım var. Bu çevireceğimiz kısım da bu pimin çalışmasını engelliyor. Yani sizden bağımsız olarak açılıp kapanmasını engelliyor. Stop noktaları var. Yani siz 135 santime kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani 135 santimlik bir tane batonunuz olmuş oluyor işin sonunda. 3 parçayı birleştirdiğinizde. Ve her parçada belli bir stop noktası var. Şöyle göreceğiniz gibi. Siz buna göre ayarlamanız gerekiyor. Stop noktasını geçtiğiniz zaman da kırılmalar görebilirsiniz. Ya da kendiniz dengeniz bozulabilir. Eğrilmelerden dolayı. Kendi sağlığınızdan olabilirsiniz. Bu yüzden stop noktalarına çok fazla yaklaşmayın. Burada zaten 135 ibaresi var. Orada sonlandırmaya bakın derim. Şöyle hemen bir kapatalım şurayı. Ben bu ürünü alırken neye dikkat edip aldım? Neden bu ürünü seçtim o kadar baton varken onu da söyleyeyim size. Dediğim gibi zaten bir önceki batonum da, babama kaptırdığım batonum da Evolite'ti. Ama bunun rengini ayrı bir sevdim. Yani kullandığım malzemelere yakışan bir ürün olduğunu düşünüyorum. Renk olarak da çünkü ben kullandığım ekipmanların uyumasını sağlarım. Uyumasına özen gösteririm daha doğrusu. Hafif, dediğim gibi iki tane parçası var. Yani ikili olarak satılıyor bu şekilde. Çifti 400 gram yani 394 gram ağırlığında. Yani hiçbir şey değil. Taşırken çok rahat bir şekilde çantanıza koyabilirsiniz, asabilirsiniz. Sizi rahatsız edecek bir ağırlıkta değil. Kilitleme sistemlerini çok seviyorum. Dediğim gibi hem buradan kilit yapabiliyorsunuz hem buradan sağlamasını yapıyorsunuz yani şu şekilde. Kolay hızlı bir kilitleme sistemi var. Zaten satış ismi de bu yani Quick Lock diye geçiyor. Bu yani hızlı şekilde kilitleyebiliyorsunuz, hızlı şekilde oluşturabiliyorsunuz, istediğiniz boya göre alabiliyorsunuz, istediğiniz yerde istediğiniz pabucu takabiliyorsunuz. Ergonomik olması benim güzel bir tercih nedenim. Yani dediğim gibi daha önce kullandığım için aynı tarzda bir baton almış oldum. Ve biraz daha uygun fiyata almış oldum. Siz de bu ürünü tabii ki alabilirsiniz. Başka ne aldım diye hemen şöyle geçeyim. Ön inceleme olduğu için sadece hikayede merak eden arkadaşlara bir cevap niteliğinde olsun diye istiyorum bunu yapmak. Şunu şöyle koyalım. Zaten bu arkadaşla daha çok videomuz olacak. Bir tracking videosu ayarlayacağım. Orada zaten ürünün sahada çalışma şeklini göreceğiz. Şöyle iki tane ayakkabımız var. Bu botu. Bunu daha sonra şey yapacağım. Şu anda bir şey söyleyemem. Hani bunları rahat rahat anlatabilirim bu şekilde ama diğerlerini biraz daha kullandıktan sonra anlatmayı planlıyorum. Nedenini biliyorsunuz zaten hani ayakta koku yapıyor mu, terleme yapıyor mu ya da herhangi bir şekilde rahatsız ediyor mu bunları görmek istiyorum. Yani şu anda ne söylersem farklı bir şeye geçer. Gelelim kayak gözlüğüne. Yani aslında ben aldığımda şüphe etmiştim birazcık. Yani şey demiştim işte yazın, ulan yaz geliyor hani önümüzü zaten göremiyoruz ne olduğunu. Kışı yani kışın kullanımı için biraz daha şey yapmasam mı acaba, almasam mı gibisinden. Ama uzun zamandır almayı düşündüğüm bir ekipmandı. Bendeki olanlar artık eskidi. Ve artık mecburen böyle bir ekipmana ihtiyaç duydum. İndirimine girmişken bunu da kaçırmak istemedim açıkçası. Çünkü işime yarayacak olan bir yapıda. Yani şöyle düşünün. Bazen kışın işte kayak yaparken özellikle ya da işte o maruz kaldığımız büyük o kış etkisine, kar etkisine gerçekten gözler artık şey yapmaya, zarar görmeye başlıyor. Yani hani hakikaten bunun ileri seviyeleri hatta bayağı bir insanlarda kalıcı hasara yol açıyor. Bu yüzden güneşten korumak gerektiği gibi yani bir güneş gözlüğü takmak gibi bir kar gözlüğü de mutlaka takılmalı diye düşünüyorum. Bu kamp yapanlar için de aslında geçerli. Yani kamp yapıyorsanız bile bir gözlüğünüz mutlaka olmalı eğer karda yapacaksanız kampınızı. Çünkü belli bir yerden sonra o beyazlık gerçekten insanın gözünü rahatsız ediyor ve ışığı zaten yansıttığı için direkt daha kötü etki bırakıyor. Bu yüzden çok fazla önermiyorum çıplak gözle ne güneşe ne de kar dokusuna bakılmasına. Gerçekten sıkıntı yaratabilir. Ürüne geçelim. Gördüğünüz gibi tatlı bir ürün. Şöyle iki tane ayrı lensimiz var. İlk başta özelliklerini sayalım. Nedir ne değildir. Ondan sonra zaten yine bunu detaylı şekilde incelemeyi düşünüyorum. Bu sadece ön incelemesi. Ürün
Öncelikle N174 sertifikasına sahip ve sağlıklı kullanım için, yani insan sağlığına zarar vermeyen bir malzemeden yapılmış. 3 katlı sünger yapısı var. Lastik kısmında silikon kaydırmaz şeritler var. Bu kafada da kaskta da herhangi bir şekilde kaymayı engelleyecek şekilde tasarlanmış. Bu en sevdiğim özelliklerinden biri manyetik olması. Manyetik direkt dediğim nedir? Şöyle, kendisi otomatikman yapışıyor. Siz bunu değiştirmek istediğinizde camını çıkartıyorsunuz, ikinciyi takıyorsunuz, bunun üzerine takmıyorsunuz. Bazen görüyorum çünkü böyle takılanlar var, böyle takanlar da var. Takılabilir mi? Sanmıyorum. Yani sağlıklı olmaz bir kere, zaten yuva yapmışlar. Hani bu yuva doğmadığı için herhangi bir darbe anında belki ayrılmayı yapabilir. Ama böyleyken yapma şansı yok. Şöyle içeriden itelim. Hatta birini takalım, öyle kalsın. Şöyle de taktığımda gördüğünüz gibi, evet, gözü rahatsız etmiyor. Bunu ilk aldığımda zaten onu denedim. Yani sünger yapısı o kadar güzel olmuş ki şu göz yuvasını hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Lensleri çizilmiyor. Şu anda buradan bu şekilde denemek istemiyorum. Kullanım zamanında denemek istiyorum. Çünkü kıyamıyorum şu anda. Yani bir şey olacağından değil ama. İkisinde de buradaki ibareler verilmiş. Ultraviyole 400 koruma diyor. Hemen şöyle okuyayım. Kayakta, güneşten, dağlarda kullanın, bayırlarda kullanın ve antisis özelliğinde. İkisi de esneme yapıyor çok rahat bir şekilde. Ya zaten ürün bir de hafif, yani şey de değil. Ağır bir ürün de değil. Hani gözdeyken, yüzdeyken sizin kafanızı öne basmayacaktır. Yani belirttiğine göre buğulanma durumu yok. Ürün size geldiğinde şöyle bir taşıma kabı da var. Mutlaka kullanmadığınız zaman bu taşıma kabında tutun ki herhangi bir zarar gelmesin malzemeye. Geniş açılı, yani gözünüze taktığınızda, şöyle takayım. Gözünüze taktığınızda komple görebiliyorsunuz. Yani ben şu anda gördüğüm şeyi size nasıl aktaracağım bilmiyorum ama komple ben alanı tarayabiliyorum. Yani şey değil, normal gözle bakıyorken nereye görüyorsam şu anda bu şekilde aynı yeri görüyorum. Belki çok küçük, böyle bir yarım santimlik bir alan kaybediyorum görme konusunda. Bu ürünü de rahatlıkla indirimli şekilde alabilirsiniz. Umarım indirimi kaçırmamışsınızdır. Sezon sonu indirimini bu videoyu izlediğinizde kaçırmamış olursunuz. Ama kaçırsanız da dediğim gibi benim indirim kodum var. Oradan %20 indirimi kullanabilirsiniz ve bu ürünü temin edebilirsiniz. Güzel bir üründür. İlgilisi için tavsiye edebileceğim bir ürün, denilebilir. Yani daha önce kullandığım ekipmanlardan dolayı biliyorum yapısını. Hoşuma giden bir ürün, denilebilir. Bir bakın, eğer bütçeniz de uyuyorsa kullanım konusunda sıkıntı yaşayacağınız bir ürün olduğunu söyleyemem. Gerçekten güzel bir ürün. Bu ürünü alabilirsiniz. Daha sonra dediğim gibi bu Evolite'ın ayakkabılarına, botlarına geçeceğim. Şu anda sadece size bir ön inceleme yapmak istedim. Çünkü hikayemi de çok sordunuz. O hikayeyi gördükten sonra ne kadar aldın, niye aldın? İşte kışa girmiyoruz, yaza giriyoruz, niye alıyorsun ki falan diye. Ben de bu şekilde bir açıklama yapmak istedim. Plana hemen bu videoyu koydum, hazır sıcağı sıcağına paylaşılmışken. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Aslında bir tane kask taksam Daft Punk gibi bir şey oluyorum şu anda. Şöyle sıkma şeyi var. Evet, suratıma oturdu. Ben şu anda ne yaptım? İki tanesini üst üste taktım. Rengi görün diye bunu yapıyorum. Yani şu şekildeyken bu renk oluyor. Böyle de. Peki, buradan ayırmayı yapabiliyor muyuz yüzümüzde, onu da göstereyim. Şöyle içeriden bastırayım, daha kolay olacak gibi. Evet. Artık saçım başım uzadı. Gördüğünüz gibi yapıştı. Şu anda diğer renge döndüm. Şunu da iteyim. Şu an normal. Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten yüzü o kadar rahat tutuyor ki. Ve gözü direkt kavradı zaten şu anda. Kaskınıza da çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Burada zaten gevşetme şeyleri var. Gördüğünüz gibi perlonları var. Ve kasktan, kafanızdan kaymasını engelleyecek. Demin de dediğim gibi silikon şeritler çekilmiş.
Ürünle alakalı söylemem gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum bir yandan da. Yani bütçe olarak tabii ki zorlar mı zorlamaz mı bu artık şey değil. İndirim olmasaydı muhtemelen ben de bir şey yapardım acaba alsam mı falan derdim ama dediğim gibi %20 indirimde iyi bir indirim. Alınabilecek bir ürün. Çok rahat bir şekilde temin edebilirsiniz. Ben zaten açıklama kısmına gerekli teknik özellikleri de yazacağım. Ürünü alabileceğiniz linki de yazacağım. Oradan direkt bu şekilde alabilirsiniz. Bir sonraki videoda artık ne gelir bilmiyorum ama muhtemelen bir şişme çadırı istemişsiniz. Şişme çadırın bir şeyini yapacağım. Teknik anlatımını yapacağım. Çünkü bir saatlik video uzun gelmiş. Onu tekrar bir yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Yani bir sonraki videoda ne gelecek bilmiyorum ama siz benim incelememi istediğiniz ürün varsa lütfen bana söyleyin. Ben ona göre zaten çalışma planı yapıyorum. Ve ona göre sıralamayı sağlıyorum. Bu da aynı şekilde zaten sizin isteğinizle gelen bir video oldu. O hikayede görülüp işte batonu görüp ben baton bakıyorum da bir bakar mısın bana şey yapar mısın işte video çekecek misiniz gibisinden. Bu videoda Eolite'ın Quicklock Carbon batonunu inceledik. Ön inceledik diyelim. Ön incelemesini yaptık ve ne yaptık? Bir de bir kayak gözlüğünü inceledik yine Eolite'ın. Bu da Eolite'ın kolisi. Ayakkabılar orada zaten gördünüz. Onların da incelemesini yapacağım. Dediğim gibi yorum kısmından da bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer yanıtı yapmıyorsam hızlı şekilde Instagram'dan yazın. Ben Instagram'dan zaten çok rahat bir şekilde cevap verebiliyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Duayla kalın.